yanlarında devlet geleneğiyle hiç bağdaşmayacak şekilde tercüman bulundurmuyorlardı. Yani Türkiye'nin devlet geleneğinde yok, herhalde demokratik hiçbir ülkede yok. Yani devleti temsilen, yani oradaki görüşmeleri kayda alıp devletin arşivine aktaracak mekanizmayı bu iktidar elinin tersiyle itti. Sanki iki yakın arkadaşmış gibi, sanki bir devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil etmiyormuş gibi bu görüşmeleri kayıt dışı tutmayı tercih etti ve biz o zaman da 2004, 2005, 2006 o yıllarda da bunu çok eleştirdik. Ne konuşuyorsunuz diye. Şimdi bakın aradan yıllar geçti. Yine benzer konular. Bu kez de acaba yine tercüman, devletin tercümanının alınmadığı, kayıt tutulmadığı o görüşmelerde acaba ABD başkanlarıyla ya da batılı liderlerle Erdoğan neler konuştu diye soru işaretleriyle doluyuz. Buradan bakarak siz bu göç meselesini acaba muhalefetin iddia ettiği gibi hakikaten bir takım sözler verildi de onun sonuçlarını mı yaşıyoruz? Çünkü yaşadığımız süreç hiç normal bir süreç değil. Afgan göçü son derece organize bir şekilde İran sınırından, İran'ın Afganistan sınırından binlerce insan belli taşıma araçlarıyla, yanlarında valiz bile yok biliyorsunuz, yani hani bizim o bildiğimiz anlamda mülteci profili de değil. Yani çantalı, su taşıyan, yiyecek taşıyan, kıyafet taşıyan, yanında çoluğu çocuğu alan insanlar da değil bunlar. Bayağı savaşçı tipli genç erkeklerden oluşan bir güruhu Türkiye'nin içine akın akın sokuyorlar. Bu anlamda baktığınızda sizde bir takım sözler verilmiş gibi bir soru işareti oluşuyor mu sizin aklınızda da? Afgan göçü denilen meseleyi üçe ayırmak gerektiği kanaatindeyim. Bu Amerika'nın Afganistan'dan çekilme kararını vermeden evvel bölük pörçük Tayyip Erdoğan'ın verdiği rakamla 300 bin civarında Afgan gelmiş buraya. Aytun Bey'in gayet güzel anlattığı şekilde de işte 1500 lira civarında paralarla köle muamelesi görerek çalışıyorlar burada. Ondan sonra Amerika'nın çekilme kararı verdikten sonra gelenlere ben göç demiyorum, sevkiyat diyorum. Bu şuurlu bir şekilde yapılan, İran'ın da onayıyla yapılan, Amerika ile işbirliği yapmış kişilerin buraya bir sevkiyatı. Bu bizim onayımızdan yapıldığı muhakkak. Bunlar 50-60 bin civarında olduğu söyleniyor ama rakam hakkında hiçbir kanaatimiz yok. Askerler, o gayet belli. Miktarlarının ne olacağını da bilmiyoruz. Onun için altını çizeyim. Bu bir göç değildir. Bu bizim onayımızdan, bizim devletin onayıyla ya sarayın onayıyla yapılan bir sevkiyattır. Bundan sonraki kısma geldiğimizde bir vahşi göç riskinden karşı karşıyayız. Çünkü Taliban'ın gelmesiyle göç beraber... Göç değil, sevkiyat dedi Sayın Şirin arkadaşlar. Evet. Bu şuurlu evet, bir sevkiyat. Sayın Şirin altını çiziyorum. Cümlelerinizden cımbız yapıyorum. Evet. Göç değil, sevkiyat bu diyorsunuz. Evet. Bu İran'ın da bilgisi dahilinde yani 2000-3000 kilometreye otobüsleri bindirip getirip bizim sınırdan yürüyerek geçirdiler. Bu bir sevkiyat. Herkesin onayıyla yapılan. Bundan sonra bir vahşi göçle karşılaşıp karşılaşmayacağımız çok büyük bir risk var. Yalnız bu konuda sanki son bir haftadır uyanmış gibi görünen hükümet diyelim, gerek Sayın Cumhurbaşkanı'nın beyanlarıyla, gerek Hulusi Akar'ın beyanlarıyla bu konuda tedbir almaya çalıştıklarını, asker sevk ettiklerini, sınırı kontrol etmeye çalıştıklarını söylüyorlar. Göreceğiz. Toplumsal reaksiyondan oldu Emin Bey. Efendim? Toplumsal reaksiyon çok yükselince onun etkisi oldu diyor. Aynen, muhakkak toplumsal reaksiyon olmamasına evet. Da imkan yok. Çünkü Aytun kardeşimizin söylediğine %100 iştirak ediyorum. Bu birçok beka sorunlarının arasında bu Suriyeli ve Afgan meselesi beka sorunlarının en önemlilerinden biri olarak ortaya çıkmış vaziyette. Bu 2x2=4. Demografik olarak, ekonomik olarak, evet. Siyasi olarak aklınıza ne gelirsin? Yani Aytun Bey'in söylediklerinin altına evet. Ben de imza atıyorum. Şimdi bu çerçevede bundan sonraya mani olacaklar mı, olmayacaklar mı? İran'dan işbirliği yapılacak mı? Yoksa yine her zamanki gibi at pazarlığı tabir edilen işte 3 milyar, 5 milyar Avrupa'dan alıp yine Afganları almaya devam mı edecekler? Vallahi Meral Akşener doğru söyledi. 3 milyarı biz verelim de kendileri tutsunlar dedi. Olmazsa da parayı bize vereceklerine evet. İran'dan konuşsunlar. Bu Afganistan'dan çıkanlar mümkün olduğu kadar İran'da kamplarda kalsın.
İran bu konuyu bizden daha iyi idare ediyor. Bizim gibi vahşi bir şekilde ülkesinin içine yaymış ve vaziyette değil. Afganistan'dan gelenleri büyük ölçüde kamplarda tutarak geriye dönmeye teşvik edecek bir şekilde hareket ediliyor. Ben bu Afganistan meselesinden ilgili iki şey daha söylemek istiyorum. Bunlar edindiğim intibalar, bir bilgiye dayanmıyor ama şu intibaları ediniyorum. Birincisi Aytun Bey'in gayet isabetli işaret ettiği İdlib meselesi var. İdlib bir çöplük, terörist çöplüğü, İslami teröristlerin çöplüğü. Bunların bir şekilde anlaşmalı veya anlaşmasız Afganistan'a sevk edilmeleri ve Suriye meselesinin deki hadiselerin rahatlatılması düşünülüyor olabilir. Olabilir diye anlatmış olayım. Bu çok önemli. Evet. Çok önemli ve çok tehlikeli tabii. Vallahi yani Afganistan bir terör devletine iyice dönüşecek. Oldu. Zaten dönüşecek diye oldu. İkincisi Afganistan'ın ben tek devlet olarak kalıcı, tek ülke olarak kalacağı kanaatinde değilim. Hiçbir şekilde tek ülke olarak kalacak ihtimalini görmüyorum. Bugün Taliban dediğimiz Taliban'ın ismini de artık koymak lazım. Kendilerine Afgan İslam Emirliği adını vermiş vaziyetteler. Bu Afgan İslam Emirliği adını almış olan Taliban Paştunlara dayanıyor. 75 bin civarında askeri gücünün olduğu söyleniyor. Yukarıda Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Rusya'nın da endişeleri dikkate alındığında ki oradaki kuzey bölgelerindeki ahaliler daha ziyade Türk soydaşlarımız da diyebileceğimiz kişiler. Orada bir hareketin olması ve Afganistan'ın bölünmesini çok büyük bir ihtimal olarak görmek lazım. Türkiye zannederim ta Keşif Kozinoğlu'nun olduğu zamanlardan beri, işte Raşit dostumuz zamanlarından beri bu konularla ilgilenir. Ne olacağına bakacaktır. Kabil havaalanı meselesine gelince ben bir süre daha eğer bir Birleşmiş Milletler görevlendirmesi çıkar ise, yani bizim karşıda devlet olmadığı da muhakkak ama devlet olmayan yerlere de insani olarak belki müdahale etmek lazım. Çünkü anladığımız kadarıyla bütün dünyada bunu takdir ediyor. Türk askerinin İngilizlerle beraber Kabil Havaalanı'nda vermiş olduğu, göstermiş olduğu gayret, insanların tahliyesi için göstermiş olduğu gayret son derece takdir uyandırmış vaziyette ve çok güzel bir şey, durum. NATO'nun görevi bittikten sonra eğer bir Birleşmiş Milletler görevlendirmesi çok kısa bir süre için, 30 ila 60 gün için olur ise belki şu anda oradaki kuvvetlerle beraber tahliyenin sonuna kadar orada kalmak söz konusu olabilir.